Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi Arap bir Belediye Başkanı adayı Sayın Haluk Cömertoğlu. Öncelikle hoş geldiniz diyorum başkanım. Hoş bulduk. Hayırlı hoş akşamlar, edin. hayırlı yayınlar diliyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, Sayın Başkanım, Arap birde çok farklı bir e, belediye başkanlığı serüveni yaşadınız. E, öncelikle e, Haluk Cömertoğlu, belediye başkanlığı görevine veya belediye başkanlığına neden adım attın? Hangi ihtiyaçtan, hangi arzu ve düşünceden dolayı ilk adım attınız belediye başkanlığı ile ilgili. Evet ben ticaretle uğraşan, başarılı bir ticaret hayatı olan bir durumdayken Arapkir'de hizmetlerin yeterli olmadığı konusunda halkın genel bir memnuniyetsizliği ve aşırı göç veren bir ortamda bu göçün durdurularak yerinde hizmette, yerel hizmetlerle bu işin desteklenmesi çok açığa çıktı. Bu arada da bize aşırı bir baskı ve talep oluştu. O talepler doğrultusunda da biz bir dönem için hadi bu bilgi ve becerimizi, tecrübemizi e, kullanalım diye bir yönelimimiz olmuştu o zaman 2009 yılı. 2009 yılının e, 2008 yılı Kasım ayında bu e, bu söylediğim gerçek. 2009 Mart'taydı zaten seçim. Evet, yine Mart'taydı. O dönemde de e, rahmetli Halit Konuşçu Başkandı. Ee, Tabi Ak Parti'nin Belediye Başkanıydı. Ee, o arayışlar bizim sadece bir niyet beyanımızla başladı. Çok ısrar üzerine ee, talep etmedik. Ee, aday başvurusu e, ilçe tarafından yapılmıştı. Sonra da aday açıklanınca e, çalışmaya başladık. Aslında çalışmamızın en büyük mihenk taşı, toplumu kucaklanması ve ihtiyaç duyduğu hizmetlerin binlerce yıllık tarih mirası üzerindeki oturan Arap gibi gelenekleriyle dokunmuş ve yaşanılan törelerle birlikte komşulukların ihya edilmesiydi. İnşa sürecinde de bunların birer birer açığa çıkarılmasıydı. Bu konuda da e, halkın bu konunun dışında bir beklentisi şehre giden insanların burayla aidiyetlerinin kesilmemesiydi. Yani tekrar buralardan umutlarla benim memleketim diyebilecek o aidiyeti sağlamaktı. Ee, o günkü belediye başkanımız e, aday gösterilmeyince Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday oldu. Bizim daha sonraki olan, geçen dönemdekinin aynısı oldu. Antalya'da yani, bir şey yaşamışım. Evet, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday oldu. E, Tabi iddialı bir seçimdi. Aslında korkulu bir seçimdi. Çünkü insanlar çok korkutulmuş, ürkütülmüş, baskılanmış. E bu konuda e, ANAP döneminden uzanan bir zincirin parçası olarak da AK Parti'ye ta tahvil edilmişti birçok şey. Dolayısıyla burada tabii bize toplumun e, ortak ihtiyacı, onların içerisinde olan, kulelerde olmayan, makamlarda oturmayan, işi için uğraşan, memleketin geleceği için kafa yoran, ekip çalışması yapan dış etkenleri içeridekilerin hizmetine sunma konusunda aktif rol olan bir e, beklenti vardı. Ki ben de bu beklentiyi e, ilk 3 yıl içerisinde ajanda tutuyordum o zaman günlük. Hepsi hayal oldu. Şimdi ee, ajanda, ajanda tutmuyorum artık. Hafızam da yoruldu. Tarih tezgini gerek kalmadı. Ee, Dolayısıyla burada İlk ee, ilk 1 Nisan şakasıyla başlayan belediyecilik e, serüvenimiz ki 94'te ben Refah Partisi'nin adayı olmuştum. Yani orada bir nokta koymuştuk seçim iştirak ederek. Ee, umutlar o yönden bizim üzerimizde olmasının da en büyük sebebi oydu. Ee, 565 ilçe dışı sunumlu toplantıya katılmışım. ilk iki buçuk yılda. Yani bunların hepsi üniversitelerle, akademik camiayla, iş dünyasıyla, bürokrasiyle, bakanlıklarla, ilgili taşra kurumlarıyla her birinden bir talep, bir beklenti, bir sunum haline getirilen bir projeyle anılmışız. E, 2014'e kadar da bu süreç hem altyapıda hem üst yapıda hem toplumsal kavramların sosyal içerikli projelerinde hem markalaşma sürecindeki başlanılan Emin adımlarla e, yürüme temposunun ağır da olsa markalaşmaya doğru atılan tohumlarında e, saklı ki hep o döneme ait. Tabii o dönem de sıkıntılı bir dönemdi. Çünkü evet, AK Parti'nin evet. tam yükselmiş e, beklentilerin de e, kendi içerisinde karmaşalarla yön değişikliğine gittiği bir dönemdi. E, bu, bu dönemi ama biz iyi değerlendirdiğimizi Arap kirliğinde çok iyi şeyler yaptığımızı ben her her yerde e, ifade ettim burada da ifade ederim. Sayın Başkan peki şey mi? Yani bir belediye başkanı bir yerin şehir emini olursa herhalde değerleri nedir ona bir bakar yani ben burada neyi parlatırım ne var hani sivrilen nedir. Şimdi Arap yolu benim çok hoşuma gidiyor yapılmasında mıyım çok güzel olması lazım da turizmi, tarihi köpürtmek o zaman mı başlıyor şey. Biz o zaman bunların hepsinin aslında ben 2009'da e, girdikten sonra büyük bir boşluğun, sistemsel bir içerideki karışıklığın var olduğunu görünce dışarıdan bakmak ayrı şey, içeriden bakmak ayrı şey. Evet. Havzaların yaşatılması üzerine çok kafa yordum ve kırsal kalkınma modeli diye 10 başlıkta bir modelleme oluşturdum. Fırat Havzası. Yukarı Fırat, e, destinasyon Yukarı Fırat, 5 il, 8 ilçe bir arada da bunun bir parçasıydı. Bunun içerisinde eğitim var, sağlık var, çevre bilinci var, altyapı var, yaşanılabilir. Marka düzeyindeki her şeyin çalışılarak envanterlerinin oluşturulması var. Kültür ve tarih mirasının öne çıkarılıp bunların gelenekleriyle mevcut o manevi mirasın maddi taraflarını da manasına uygun inşasıyla ilgili 10 başlık oluşturmuştuk. Kadınlarda, çocuklarda, eğitimde, gelir kaynakları getirici ev ekonomisine kadar tarım anlamında da tarım ve hayvancılık potansiyelinde de Türkiye'de önemli bir çalışmayı biz yaptık, akademisyenlerle yaptık. Kırsal kalkınma modelinin iki tane önemli ucu vardı. Bir kültür havzaları oluşturmak, iki tarım havzaları oluşturmak. Kültür havzaları geleneklere bağlı töröleşmiş ve Stokların da kültürel mirasın da bu aksamda iletişim içinde olduğu havzalar ki biz yukarı Fırat'ta bunu hep bulduk gördük bunun üzerine bir e, bilgi e, ve tecrübe birikimini Arapkir'de çok çalıştaylarla bir araya getirdik ve sonuçta bir sonuç çıktı ve emin adımlarla bunun e, iddiacı bir e, sunumuna ve bu konuda yazılımın ötesinde bir birlikteliğine ihtiyaç vardı ki biz o toplantıları 2010 yılında başlattık. 2016-15 Temmuz'a kadar da hiç aralıksız her 3 ayda bir 8 ilçede devam ettirdik. Ama tarım ve tarıma dayalı üreticilerin bu konudaki bir getiri sağlayacak hiçbir ekolleşmesi olmadı. Çünkü 5 dönüm, 8 dönüm. 2-3 tane parsel ekmekle bu olmayacaktı ki biz aynı yılda 500 dönüm hiç iki barandan 3 barandan fazla ekilmeyen alanlarda 500 dönüm Reyhan, Reyhan. Fidesi'ni de kendimiz dağıtarak girmiş ve Reyhan'ı markalaştırmıştık. Reyhan'ın markalaşma süreci buradan başlıyor. Evet, oradan başladı ve sonra da akademik çalışmalarla, sempozyumlarla, çalıştaylarla, akademik araştırmalarla çok sayıda akademik çalışma var, çok sayıda akademik işbirliği var. Ve bunların içerik ve analizleri, klinik testleri e, tıbbi aromatik bitki kategorisine girdiği için coğrafi işarete taşınması bu altyapıdaki çalışmalarla mümkün oldu. Peki. Ve Türkiye'de coğrafi işaret belgesi alabilmiş tıbbi aromatik bitkiler kısmında bir tane ürünün hala Arap ait olmasının da sebebi bu. Bu çalışmalarla oluyor. Bu projenin parlayan yıldızı Arap gibi oldu. Zaten Arap diğerleri tutunamadı. Yani gizlileşemediler. Sonuçta bu da bir istikrar. Beşini sayabiliyorum ben. Yani Ağın var, Kemaliye var. Şimdi bizim bir havza projemizin içerisinde bir, bir sefer beş il var. Beş il, Sivas, İbriye. Erzincan, Kemalya. Tunceli, Elazığ ve Malatya. Malatya Bunun tam ortasında Arapkir. Hepsiyle komşu. Dolayısıyla Olabilir burada mi? kimler vardı Bir sefer Kemalye vardı Sivas'ın Divriği vardı Erzincan'ın Kemalye vardı Ilıç vardı ee, Bu tarafında Çemişgezek, Pertek vardı Suyun karşısında olsa Çemişgezek da de var. Çemişgezek, Pertek çünkü biz terörle Anılmasını istemiyorduk Bunların Hı. daha çok bu havzanın bir parçası Ve kültürel altyapı var Birliktelik var burada Orayı biz ayırmıştık Sonra bu tarafta Ağın var Kebam var, argon var. Gazadan da almak için Evet. Yani biz bu havzayı bir bütünleştirmiştik ki orada kema, refahiye bunlar da dahil olacaktı. Öbür tarafta şeyden sonra Divri'den sonra biz Hasan Çelebi'den böyle bir nereye diyoruz orada? işte o havzanın tümünü yazı hamza alarak çünkü eski 1531'deki Arapgir livasının haritası bu. Bu Liva. Yani il merkezi. İl merkezine bağlı Refahiye'ye kadar, Kuruço'ya kadar uzanan, bu tarafta Yazıhan'ı içine alan, öbür tarafta Kem Keban e, dağın dönüp bu havzanın tümünü Arapkir'e bağlayan bir haritanın aslında açığa çıkarılmasıydı. Bu kültürel alt birlik, birlik tarihi geçmiş bize bunu vaz ediyordu. Biz bunun üzerinde yoğunlaştık. Bu proje içerisinde Arapkir çok ciddi bir mesafe almış durumda ama bunun yanı sıra Arap bu süreci içerisinde sıkıntı yaşadığı konu başlıkları da var. Özellikle yol konusunda merkez Malatya'ya çok uzak olması. bunlar belki de bu sürecin en sıkıntılı dönemleriydi. Bunu niye aşamadık biz? Yani iki dönem iktidarda olan bir belediye başkanı idiniz. Ve ulaşım konusunda çok başarılı işlerle imza atmış bir iktidarın 10 yılını siz e, görevde olarak görevde olarak götürdünüz. Biz o yolu sorunu niye çözemedik? Araştırın. Aslında e, ben takiye yapmasını beceremiyorum biliyorsunuz. Doğrusunu söylemek lazım burada. Ben e, istenmeden gelen adamım. 2009 yılında Malatya siyasetinin ve o günkü aktörlerinin şu anda da işte ara vermek zorunda kalan aktörlerin, e, aktörlerin hiç istemediği ve Gelmemden de rahatsız olduğu bir başkanım ben. Dolayısıyla hep yanlış çalıştım. Ömer Faruk Bey'i ve e, rahmetli ayırırım. Mevlüt Aslanoğlu'nu. Onun dışındakilerin hepsinde benzer bir arka işbirliği ve sırtını dönme e, hadisesini biz hep yaşadık. Ama dışarıya bunları hiç konuşmadık. Şimdi bizim kırsal kalkınmanın en önemli ayaklarından biri, yaşayan havzanın ulaşım aksarıydı. Şimdi biz 2009'da başkan olduğumuz zaman Divriği yolu yoktu. Patikalardan giden 4 saatte ulaşılan bir yoldu. Şimdi 45 dakikada ulaşılıyor. Nasıl atıldı? 19 yıl ihale edilmesine rağmen her yıl ödenek koyulan ve yaptırılmayan yol Arapkir Divri yoluydu. Malatya e, aksında Malatya'nın eee yol ağındaki özellikle Yazan'a kadar olan Malatya'ya kadar olan ağdaki çalışmalarımız aynı dönemde başladı. ile olan ağımız aynı dönemde başladı. Hatta ve hatta biz e, Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'ın ve yakın ekibinin ki müsteşarı Zaralı'ydı Habib Bey. Müsteşar yardımcılarının ikisi Erzincanlıydı. Birisi benim çok özelim Mustafa Fırat. E, efendim Genel Müdürlük Karayolları Genel Müdürlüğü çok samimi ilişkilerle hep dostluğumuz olan yerdi. Sürekli proje taşıdık. Atıl hiçbir şey bırakmadık. Bölge müdürü yine Yasin Altın Yuva çok yakın geriden gelen 90'lı yıllardan başlayan özel hukukumuzun olduğu insanlardı. Biz kendi işimizi yaptık. Ama nereye aşamadık? Malatya'nın ben siyasisiyim diyenleri aşamadık. Bakın o dönemde Kemalya yolunu Lutlucu'ya kadar yaptırabildik. Bu Şimdi bazıları şunu söylüyor. Dün mesela Arapkir AK Parti ilçe başkanı bir yazı yazmış. O zaman biz beraber çalışıyorduk. İl meclis üyesiydi bizim. Biz sürekli destekleyerek projeleri özel idare üzerinden ki Sami Bey de o zaman vardı. Sürekli istek ve tanım haline getiriyorduk. O dönemde yapılan işleri e bunlar hükümet yaptı, devlet yaptı diye dün sen neresindeydin diyor. Peki siz neresindeydiniz? Neresindeydiniz? Deyin ki biz şu işi takip ettik, istedik ve yaptık. Desin ki ablası veya abisi. Ben şu işi yaptım. Biz yaptığımız işlere biz yaptık dediler. Biz neyle yaptık? Devlet anlayışımızla yaptık, devlet adamlığımızla yaptık. Artı girişimciliğimizle yaptık. Artı kadim dostluklarımızın işimize katkı sunma değerleriyle yaptık. E şimdi Kemaliye yolu aynı şekilde. Ağın yolunu yapmışız. Ağın köprüsünü yapmışız. Binali Ağın Belediye Başkanı Mustafa Yantur'u alıp Kemalye'de toplantıya ben götürdüm. Kemaliyenin e, hastane açılışı vardı. Binali Bey'le o muhabbeti ben kurdum. Arapkir yolunu o dönemde e, sadece bir iyileştirme, bir, bir, birkaç kulpta iyileştirme vardı. Yeni ihaleyle e, il yolu haline getiren o dönemdeki o girişimcimizdi. Ağın Köprüsü'nü o dönemde oradaki toplantıda gündeme getirdik. Hep savunduk, hep gittik. Orayı aldık. Biz Arap Gire çevre yolu yaptık ya. Yani. Malatya yolu benim işim değildi çünkü. Malatya yolunun neyi benim işimdi? Takip etmesi. 2013 yılında Etüt Proje ve Kalkınma Bakanlığı'ndan yatırım programını çıkararak biz onlara teslim ettik. 2014 seçimleri yaklaşırken ihale programında alındı, ilan edildi. 2015'te ihaleye çıkmışken Yazıhan aksındaki efendim o zaman da ödeneklerde biraz daralma vardı. Bu ödenekler daralmasından kaynaklı Malatya'nın o günkü hepinizin bildiği aktörleri biz hekiman yolunu yapacağız. Burası kalıyor deyip geri çektirdiler. Şimdi diyorlar ki e Arapkir yolunun projesi yapılacak. Ya projesi, etüt projesi, kamulaştırmasız projesi 2013 yılından beri Karayolları Genel Müdürlüğü'nün elinde 54 kilometre. Biz de aynı dönemde Elazığ'la Keban arasındaki bölünmüş yolu bu aksa çalıştığımız için yaptık. Kimle yaptık? Devletimizle, bakanlığımızla yaptık. Ama bu ilgilerle yaptık. Bir dinamiti varsa, bir isteyeni varsa, bir takip edeni varsa o ben oldum. Dışarıdaki bu kadar toplantı yaptık diyoruz. Ne bu toplantıların adı ne ki? Helvalı toplantı yapmadık. Günler yapmadık. Kısır günlerimiz olmadı. Bizim sadece bölgenin kalkınması ve devletin ilgili bürokratlarıyla bu işlerin program haline getirilip hükümet eliyle ve yerel yönetiminde destekleriyle takip sürecinde bir bir yerine getirilmesi oldu. 9,5 kilometre hiç olmayan bir aksa kamulaşmasız girdiğimiz Arapkir çevre yolu bölünmüş çevre yoldur. Türkiye'de şu anda bölünmüş yolu olmayıp bölünmüş çevre yolu olan tek ilçe hala Arapkir'dir. Çok. Bakın ilklerin yeridir Arapkir. Çoğun, Bu modelleme çoğun. önemli bir modellemeydi. Biz bunu Cevdet Bey'e de kalkınma planı olarak raporlar halinde sunduk. Kalkınma planı olarak Tarım Bakanlığı'na sunduk. Kalkınma planı olarak İçişleri Bakanlığı'na havzaların ihyası ve inşası projesi olarak sunduk. Eee İçişleri Bakanlığı'nın ki Beşir Hoca benim, e, hem ben bir asistanlığını yaptım Beşir Atalay, üniversite sonrası, hem de hocamdı. Bana burs veren adamdı üniversitede. Muhtesinde yetiştim onların. E, sonuçta gittiğimizde e, Başbakanlık Kalkınma Ofisi vardı, reklam işlerine bakan. E, orada en iyi e, bağ bozumu festivallerinin ötesinde, Foto kampları o, o dönemde açığa çıkardık. Kamp projelerini açığa çıkardık. Trekkingleri, dağcılıkları, endemik çeşitlilik kategorisinde üniversitelerin akademik çalışmalarını, bunların sempozyumlar üzerinde içerik çalışmalarını, sadece yol değil, sadece mekan değil. Bakın hiçbir ilçede 5 tane kapalı spor salonu bulamazsınız. 11 bin nüfusumuz. Mevlüt Hastanoğlu'yla gidip üniversiteyi yukarıya taşıdık, iş adamları yaptı, bunun spor salonuna ihtiyacı var diye. SporToto'dan Bekir e, Bey'den Arapkir Damadı'dır. SporToto başkanıydı o zaman. Biliyorsunuz Tümürtaş Uşan'ın oğlu evet. Bekir Uçar'dan aldığımız üç tane proje vardı. İkisini iptal ettiler. Ulvi Saran'la birbirimize girdik. Tarih ve kültür mirasında Ulvi Saran gibi bir valiyi en fazla çalıştıran ilçe kimdi acaba? Kendiliğinden mi geldi? Sırtını döndü. Bir yıl adım atmadı bize. Ama hepsini yapabilmenin ara yolunu buldu. Devlet adamlığı bunu gerektiriyor. Diplomatik bir dille, bir üslupla sanıyorum bu zorlu süreçleri aşma noktasında oldu. İnanın Arap kirin çok ciddi bir e, bürokrat iş adamı potansiyeli var. Etkin e, konumlarda olan. Onları da çok özel anladığım kadarıyla, e, artılarını almaya gayret sarf ediyorsunuz. Bu Biz o dönemde en büyük e, Arap kirin yatırımını özel olarak yaptırabildik. Bunun ismi Acıbadem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Medal Aydınlardı. İlk ben kazandıktan sonra başladığımız Kerem Aydınlar Anadolu Lisesiydi. Anadolu Öğretmen Lisesiydi. Müthiş bir kampüs. Ve burasını kampüse çevirdik. Benim e, ricamı kabul etti. En güzelini yapalım. Zaten hiç kötü bir şey yapmayan bir adam. Çok başka birdir. E, dünyanın başka bir kültürün elçisi Türkiye'de örnek gösterilecek bir iş adamının olmanın ötesinde sosyal duyarlılıkta lider olan ve yaptığı işin sonuna kadar arkasında duran hiçbir şeyi el ucuyla yapmayıp kendisine yakışanın da üstünde ne varsa araştırıp o yakışanı yapan bir kişi ki onunla biz 55 milyon dolar benim isteğimle benim bizzat içinde olarak onların ruhsatları belediye adınadır. Kerem Aydınlar Fen Lisesi'nden sonra biz Anadolu Hami Aydınlar Babası'nın adına yaptığımız okulun ruhsatları belediye adınadır. Bütün çalışmalarında biz vardık. Mehmet Ali Bey buraya hayırlı hayırlı bir adım attığı zaman oranın belediyesi, oranın belediye başkanı, Oral'ın halkı bu işe sonuna kadar hiçbir beklenti içerisinde olmadan destek olmaz zorundadır diye bunu ispat ettik biz. Halkla beraber yaptık. Sonra ne oldu? Samim Aydınlar Kültür Merkezi'nin yerini aldık. Samim Aydınlar Kültür Merkezi, Merkezi Arapkir Belediyesi'nin mülküdür. Biz ne yaptık? İlçe menfaatleri doğrultusunda Fen Lisesi'ne tahsis ettik. Bunu yap. Bu, 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 bu hafta Sayın Kaymakamımın bizim destek, biz destekliyoruz. 18 Mart yani daha doğrusu 8 Mart e, İstiklal Marşı'nın kabulüyle başlayan süreçte 6 gündür tıklım tıklım dolu 5 ayrı akşam programı icra ettik. Bir Ama gün gündüz programı de... ikre nasıl oluyor bunlar? Hı bu Hı bu mekan inancı insan de... ilişkisi Bak, inancı şey sabah. Aslında şu gerçeği yani, var. Arap belediye başkanı e, olacak insanın bu Arap birin yetiştirdiği önemli şahsiyetlere de böyle gönül birlikteliğini sağlaması gerekiyor ki ilçeye faydası dokunabilir. Ya bir vites de büyüttü. Evet. Bence Haluk Başkan bundan sonra Turizm, kültür, kalkınma ve tarım evet. üzerinden başka bir olaya üstlenmemeli. Başka şimdi, bir yola girdi. Şimdi her e, havzada, her ilçede bir iki ürünle tanıtılır. Bizde bakın, e, tarımsal ürünler mark oldu. üzüm ve reyhan. Ve de, diğerleri devam ediyor. Katma değere dönüştü. Mark evet. oldu. Evet. Hayvancılık, marka düzeyinde eksiklerimiz var. Şu an coğrafi işaretler devam ediyor. Başvurular içeride. Söylemeyeceğim orası nokta. Her söylediğimiz yaptırılmıyor. Artı kültür ve tarih mirasında mark olduk. Tescilli eserlerde en fazla tescilli esere sahip Arap olduk. Artı gastronomide biz merkez olduk. Biz Hatay'la Antep'le yarışıyoruz. 21 tane coğrafi işaretli ürün yemek ya şimdi merkezini kurduk. Gastronom merkezini kurduk. Ali Açıkgül gibi bir şefi, Londra'da benim diyen şefi Arapya'da merkez kurmaya teşvik ettik. İçi dolu. 20 saat bu faaliyet içerisinde. Gurme merkezini kurduk. Gurme otelini yaptık. Sergi İlham merkezini yaptık. Sergede. Eskişehir, tarihi vadilerin ihyası ve inşası 4 yıl Kalkınma Bakanlığı'nın tek denek projesidir. Bu projeyi tamamladık. %100'ün imar planını bitirdik. Türkiye'de tek merkezde büyükşehir olmadan önce köyler bize bağlı değildi. Biz 2013 yılında İller Bankası'nın yıl sonu ödeneğinde %100 İB köy imar planlarını başlattık ve İller Bankası'na yetki verdik. Şu anda 81 noktada köy ve mezraların bir tür planları. Plan dediğimiz nasıl oluyor? Sayısal haritalar yoktu bitti. Jeolojik etütleri yoktu bitti. Hali hazır haritalar yoktu bitti. Kadastral paftaları güncellendi. Sonra mücahir alanları tespit edildi. Mücahir sınırlar ortaya çıktı. Sonra sonra imar planlarını altı oluştu. Görüşler alındı. 17 kurum görüşü var bunun içerisinde. 81 noktada mezrada dahil planlanmış Türkiye'de inat. İddia ediyorum. İkinci bir yer göstersinler. Ben özür dileyeceğim. Gidip onlardan örnek alacağım şeyler var diye bakacağım. Yok. Türkiye'de ilklerin yeridir. Bakın belediye ne yapar? Anayasası, belediyenin anayasası imar planıdır. Bir de uygulamadaki 5393 ve 6360 sayılı yasadır. Anayasadır. Büyükşehir yasası ve belediye yasası. Bu yasa nedir? Umumi müşterek işleri yapardır belediyenin tanımında. Biz umumi müşterek işlere yöneldiğimiz en önemli şey neydi? İnsanların huzur ve sükünü kul haklarına saygıdan geçer. Kulluk haklarının ihmal edildiği, kulluk kul haklarından dolayı birbirine düşürülmüş toplamların, toplumların ve hakların toplumu göçe zorladığı gerçeğinden hareketle bunları yaptık. Dolayısıyla burada aslında huzurlu bir toplum. Şifa ve destan şehri dedik Arapkira. mazisine e. yakışır şehirler inşa etmek için Selahattin Gürkan başkanımla ben ondan çok şey öğrendim. Çok omuz omuza yürüdük. Benim ona katkım olmuştur. Onun bana katkısı olmuştur. 2009'dan bu yana. Bakın büyükşehir başkanı oldu. Hiç koptuk mu? Kopmadık. Saray öküzü veren Malatya utansın. Malatya'nın bu iş yapan kültürüne dil uzatanlar ve komplo kuranlar utansın. Bize de aynı şeyler yapıldı. 2014'te yapılan tezgahlar, kumpaslar, FETÖ'nün yurtlarını kapattığımız zaman hiçbiri yanımızda olmayıp abilerinle iyi geçin diyenler neredeler? Hepsi bunlar. Ben dolayısıyla orada geriye dönüyorum. Nasıl yaptık dediniz ya. Niye geri kaldılar? Bak Kemal'e enaniyet yaptı. Bizden önce başlamış bizim örneği, iyi örneğimiz. Divriği Ulu Cami gibi UNESCO'nun dünya mirası taş eserlerde bizim en büyük mirasımız. Biz havza diyoruz ya. Benim mirasım. Kültürümün, ecdadımın mirası bu. İlhanların, Mengüceklerin mirası. İki tane devlet kurmuş Orakir. İlhanlar devletini kurmuş. Danışmendi devletini kurmuş. Danışment gazinin 1010 yılında yerleştikten sonra yukarı Fırat'ın tüm Anadolu coğrafyasına akıncılarını yetiştirdiği yurt olmuş. Yurt. Bakın Malazgirt'e 21 bin. Sonra Alparslan Gazi'nin o zaferle birlikte sen Sivas, Tokat, Amasya, Kayseri, Çorum'u alacaksın. Buralar senin sefer emrindir dediğinde 10 yıl içinde bunların hepsi gerçekleşmiştir. Kiminle? Danışman Gazi'yle. Kim bu? bir Türkmen beyi. Biz kimiz? O Türkmen Bey'in torunlarıyız. 16 boydan o soyların birleşmiş ve Anadolu'yu Anadolu yapmış, Karadeniz'i bir ucudan bir uca fethetmiş Hacı Emiroğlu Beyliği'nin torunlarıyız biz. Osmanlı coğrafyasında Mısır'a da gitseniz Kavaleli Mehmet Ali Paşa'dan bahsettiklerinde Arap Kiri görürsünüz. Gidersiniz Selanik'e gittiğinizde maliye hazırlarıyla Atatürk'ün ev sahipliğini ve komşuluğunu yapanları görürsünüz. Çanakkale'ye gittiğinizde Çanakkale'ye gittiğinizde geçilmez denilen Cevat Çobanlı'yı bulursunuz. Abdülhamit Han'ın tahtını sallayanlara karşı hınçağın, haşdağın kurulmasında Hamid Yakışlılarındaki dedemi görürsünüz. Dedemi. Hamid Bey görürsünüz. Ne ne diyorum ben? Bir coğrafyanın kaderinden bahsediyorum bir coğrafyanın kaderinden. Bütün bunların küllenmiş, bütün küllerini hiç acele etmeden bilenlerle bir çalışma. 2014'e kadar ne oldu? Büyükşehir yasası oldu. Olmaz olaydı. Göç yasası, göç. Hale oturmuş değil. Tanımlanmış değil. Verdiğiniz yetkiler kaynak ilişkileriyle kimde olduğu halka anlatılmış değil. Biz Yerel bir bekçilik yapıyoruz. Biz belediye başkanlığı yapmıyoruz. Biz uç nöbeti tutuyoruz. Atalarımızın bize bıraktığı vatanın yaşanılabilir, korunabilir, kültüründen koparılmadan aidiyetlerinin ortaya çıkarılmış mekanlarıyla ruh bulmuş ve geleceği de ürünleriyle, cömertliğiyle, erdemiyle devletine bağlı fertlerini ihanetten uzak yetiştirmek için birlikte olmuş ekiplerden bahsediyorum. Bunun adı Arap gir. Şimdi bir Türkü var, Buğday Tanesi. Evet. Dinliyor musunuz onu? Bilmiyorum. Benim İlhan Kaynağım. Bir Türkü daha var, Kadır Mevlam senden. Bir dileğim var. Bu da benim İlhan Kaynağım. Musiki de benim İlhan Kaynağım. Bunların hepsinden ne görüyorum, biliyor musunuz? Tohum attığınızda tohum, çimlenmesi için bir günü bekliyor. Çimlenen, toprağa delmek için bir zaman bekliyor. Onun üstünden yağmurlar, fırtınalar, renk ya renk, etrafını sarmış falanlar geçiyor. Halk bunları aynen bu buğday tanesindeki türkü gibi gördü. Dayanacaksın diyor. Dayanacaksın. Biz dayandık. Allah lütfetti. Ekibimiz bu konuda sürekli yenilendi. Hamaset yapmadık. Kişiselleştirmedik. Burayı bir gelir kapısı değil, hizmet kapısı olarak hep anlattık. Dolayısıyla eski eserlere attığımızda bunlardan ne buldun baba diyen bir turu getirdiğimizde yedir gönder bizim bizim e, malımızı yedir Bunlar dediklerinde oldu bir Ermeni cemaatinin Arapkirde 2009'da mezarlığını restore edip e, İstanbul'dan rahipleri gelip cemaatiyle birlikte otelleri açığa çıkarıp otelde misafir ettiğimizde sen de onlardan birisin dediler. Hiçbirini aldırış etmedik. Ama hepsi yerinde, zamanında, sürecini bekledi. Her şey yerine oturdu. Şimdi ne diyoruz? Arap Kireniyi tanıtan, bölgeyi iyi tanıtan, halk biliyor bunu. Ne bekliyor? Geçen yıl kriz yılıydı. Deprem yılıydı. Ondan önceki yıl pandemi yılıydı. Ondan önceki yıl pandemi yılıydı. Ondan önceki yıl seçim yılıydı. Bakın geçen yıl 650 bin Arap girli olmayan insan Arap giri ziyaret etmiş. Birçoğu kalmış. Çarşıdaki esnaf bunun farkında. Çiftçi bunun farkında. İnsanlar bunun farkında. Bu kesildiği zaman ne olur Havza? Yaptığınız her şey çöp olur. İnsan-mekan ilişkisi. Bu sürdürülebilirliklerin en önemli adımları ekip ruhudur. Bizim hedefimiz at yapısı bitmiş bir Arap kiri yaratmaktı. Bu yapıldı. Bu yapıldı. Allah'a hamdolsun 3 dönem tümden altyapıyı merkezde bitirdik. Köylerde de kalanların tümünü bu dönemde da geldi. Doğalgazı biz getirdik diyenlere buradan bir şey söylerim. Hiçbir emeğiniz yok. Bozmanın haricinde. Şunu biz yaptık diyenlere buradan çağrım var. Keşke yanımızda olsaydın da ne yapalım deseydiniz. Boz bozmak için uğraşacağınıza. Ama sonuçta bak yine aynısı aynı yere geliyorum. Ben bir devlet adamlarının ocağında yetiştim. Mülkiye sınıfının devlete hizmet etme onuruna erişmiş bir ailenin evladı olarak buradayım. Dolayısıyla benim devletimle, hükümet demiyorum bakın. Hükümet devletin yöneticisi, yürütücüsü. Devletimle küstüğüm olmaz. Kimsenin küstüğünü istemem. Kimseyi devletimle küstürmem. Ben işimi sürem içerisinde hiç son güne kadar devam etmeyecekmiş gibi son sonuçlandırmaya odaklı biriyim. Düşünce yapım bu. Bu seçimle gelen bir makam. Dolayısıyla 5 yıl. Hayattaysanız 5 yıl bir sonrakini düşünmeden bütün kafanızdakini yapmak zorundasınız. Burası babamızın koltuğu değil. Millete ait bir koltuk, millete ait de bir emanet. Biz neyiz? Emanetçisiyiz. Hasta olduğum dönemde, kanser olduğum dönemde bunu düşündüm yapamayacağımı, bu makamın yükünü kaldıramayacağımı ve bu konuda da geride durmam gerektiğini, halka zarar vermemem gerektiğini hep düşündüm. Ama maalesef biz bıraktığımız arkadaşlar bu işi 4 ay bile o sistem içerisinde yürütemedi. 5. ay ben maskeyi takarak gittiğimde birçok şeyin raftan kaldır, rafa kaldırıldığı birçok şeyin el çekildiğini gördüğümde de hayıflanmıştım. Daha da kamçılanmıştım. Bu işler öyle bir engelli çocuğun rehabilitasyonla yürür hale getirilmesi işine benziyor. Normal bir çocuk gibi değil. Bu havzalar yıllarca göç vermiş. Bu havzalar yıllarca nitelik göçü vermiş. Bu havzalar yıllarca sermaye göçü vermiş. Yerine gelen daha çok sermayesi olmayan tutunma zorluğu olan, yaşam zorluğu insanlar olmuş. Biz bu insanlarla bu işi sürdürüyoruz şu an. Ben araç değiştirdim. Çünkü Arapkir'de bir belirsizlik ve tekrar bir talep oluştu. Biliyorsunuz biz geçen dönem dışarıda kalma ve bu Malatya'nın biz ne dersek o olur denilen ekibinin kurbanları edilmiştik birkaç arkadaş. Biz siyasete ara verme kararı, tekrar ticaretimize dönme kararı vermiştik. Ee, ama o arada Arap bu tepkimeler, bu açığa çıkan temsil azlığı ve insanların birbirine düşme potansiyeli ki biz biz e, çok kültürlü bir coğrafyayız. Ee, farklı karakterleri, farklı kültürleri buzlaşıyla biz yerelde tutuyoruz. Bu buzlaşı bozulduğunda buranın e, hizmetlerinden bahsedemezsiniz. Yaptığınız hizmetleri de sunamazsınız zaten. Bu uzlaşıyla ancak bir değer kazanıyor. Dolayısıyla ben e, üçüncü dönemi de artık son çünkü bu savrulma yaşanmasın üst yapılar da bitirelim diye e, girmiştim ama e, talihsiz dönemler yaşandı. Başkanlık sistemiyle sistem evrildi. Tek adamlığa dönüştü. E, sonra pandemi 2020 maskeyle başladı. Bütün vatandaşın bile e, kaymakamlıktan veya jandarmadan veya polisten izin almadan dışarı çıkamayacağı ama belediyenin 24 saat çalıştığı bu işlere hiç zaman ayıramadığı dönemler oldu. E, geçen yılda zaten tümden deprem depremzede de, e, ve insanların e, bir umut olma, e, bir can suyu olma mücadelesi ile geçti ki çok büyük bir varlık gösterdik. Ben olapkirilere ve bize destek veren e, tüm Paydaşlara, tüm hayırseverlere buradan her sefer olduğu gibi teşekkürümü borç biliyorum. Tabi burada da e, bu dönem için ben zaten e, olmayacağımı, e, adaylık başvurusunda da bulunmadım. E, dolayısıyla artık aileme zaman ayırmam gerektiğini, kalan ömrümde de çocuklarımla birlikte bir tekrar bu ticari yerde bıraktığım, şu an ticaretim yok, başkan olduğum gün ticaret bitmişti bitmesi gerekiyordu. Çünkü burası ticarette birlikte yürütülecek bir makam değil. Yürütünlerin hepsi de nasıl bir kirlilik içinde olduğu herkes tarafından biliniyor. Biz bu konuda çok seçici ve bize miras, <laughs> İslam ahlakının, edebinin, Hazreti Ömerlerin hatta Ömer bin Abdülaziz'in ilk halife olarak şura'dan seçildiğinde hanımına boynundaki gerdanlığını Görünür gerdanlığını isteyip Beytülmal'a verer, vermesini istedik de istediğinde, niye dediğinde, yarın bunu halife dışarıdan almıştır demesinler. Tasaddukla başlayalım. Beytülmal'a sen ilk tasaddukunu yap dediği e, anlayışla ben bugünlere geldim. Tümden özelimizi genelin hizmetine özelde biriktirdiğimizi kendi ee, makamımızın ihtiyacı olan ama herkesin yaptığı bana yasak olan ikramından, seyahatinden her türlü harcamasına kadar yapmak için kullandığım tam 15 yılım geçti. Hamd ediyorum. Rabbim bize eğdirmedi, muhtaç etmedi ve milletin emanetine göz diktirmedi, el uzattırmadı. Ben bu açıdan, beni bu halde yetişmeme fırsat veren babama ve aileme rahmet diliyorum, minnet duyuyorum. Minnet duyuyorum. Biz tefeci değiliz, komisyoncu değiliz, rantçı değiliz falan değiliz. Nereye geldik? Şimdi dört tane bu seçimde kitle var. Dört kitle var. Bu seçimin dört eğilimi var. Bir, kazananlar. Her zaman kazanmak isteyenler. İki, kazanmak için kazandıranlar. Alt alta koyun bir düşünün. Basıncı olarak. Kazanmak için kazandıranlar. Bak burası çok önemli bir kesim. Kazananlar. Kazananlarla beraber kazanmak için kazandıranlar. Kaybedenler. Ve kaybettirmek için kaybedenler. Bak dört grup var. Bir de kaybeden, kaybetmeyi çok sevenler olabilir mi? Kaybedenler bir de kaybettirmek için kaybedenler var. Birisi kaybetsin, ben de kaybedeyim. Ama sonuçta birisi kaybetsin. Şimdi bu seçimle ne çıkar ya? Menfaat çıkar. Haksızlık çıkar. Kul haklarının bizim elimizde yönetilme erkine verildiği haksızlıklar çıkar. Bu memleketi bu memlekette yaşayanlar bilir. Bey. Bu memleketi bu memlekette yaşayanlar bilir. Bu memleketin yöneticisi bilir. Risk alanlar bilir. Ticaret yapanlar bilir. Ama dışarıdan gelenler bilmez. Akademisyenler bilmez. Koltukta oturanlar bilmez. Sahada olanlar bilir. Ben sahadayım. Ben biliyorum demiyorum. Bilenlerle çalışmak istiyorum. Bu işi halk için yapmak isteyenlerle çalışmak istiyorum. Şimdi bu dönemde Malatya'da ciddi bir karşıtlık var. AK Parti sürekli aynı şeyleri yalama haline getirdi. Bakın Malatya için ilk daha adaylar belli olmadan saray öküzü verdik dediğimiz günlerde benim hemşerimi aday yaptılar. Sonra diğerleri, sonra diğerleri, sonra diğerleri her partiden birkaç tane aday var. Hepsini kutluyorum. Medeni cesaretlerinden dolayı. Atananlar hariç. Atananlar hariç. Kendi iradesiyle ben bu e, yönetime talibim diyenleri kutluyorum. Ben bu yönetime talibim, ekibimle birlikte geliyorum diyenlere. Şerefli bir iş yapıyorsunuz. Bu makama gelmek kadar bu makamda yanmak var. Bunu da bilesiniz. Çünkü Malatya milli bir mücadele günü yaşıyor. Kaymalarla cemaatlerle, korunmalarla, radikal eğilimlerle, karşıtlıklarla Malatya bir yere doğru sürülüyor. 11 ilde bu var. Yıllardır konuşulan bir coğrafyanın tekrar yeni haritalarının güzergah olarak ortasında kalan bir Malatya'nın göç etmeye devam edeceği konuşuluyor. Göç etmeye. Kim göç ettiriyor? Bu belirsizlik. Niye göç ediyor? Çünkü güvenmiyor. Çünkü bu konuda güven kaybı had safhada. Ayrıştırma var mı? Var. Bana oy vermezsen, iktidardan olmazsan. En büyük ayrıştırma değil mi? Size hizmet yapmam diyen bir ayrıştırma değil mi? Peki bu ayrıştırmadan e, yeniden toplumu ve toplumsal katmanları, sadece sivil toplum örgütleri değil bu. Her birey bu. Her aile bu. Her aile bir sivil toplum kuruluşudur ya. Her aile. Yani illa bir etiket mi gerekiyor? Illa bir etiketin gidip birinin yanında o imkanlardan bana da verirsen seninle beraberim demesini gerekiyor. Böyle bir şey yok. Neyi tartışıyoruz? Araçları. Ne aracın? Ampül. Ne aracın? Altok. Ne aracın? Hilal. Ne aracın? Üç hilal. Ne aracın? Bu olursa olur. Ya araçları tartışmanın günü değil kardeşim ya. Araçları tartışmanın günü değil. Amacımız ne amacımız? Amacımız yıkılmış bir şehrin göç eden insanlarını burada yaşatmak aidiyetleriyle burada tekrar var etmek mi? Yoksa kendi lobimizi, kendi çetemizi, kendi menfaat grubumuzu buraya getirmek mi? Ben hayıflanıyorum ya. Bak bu kadar bana ısrar edildi. Büyük şehre gel oraya gel buraya gel. Hepiniz biliyorsunuz. Hiçbir gün temayül ettiğimi, tamam dediğimi siz duydunuz mu? Duymadınız. Niye duymadınız biliyor musunuz? Çünkü Malatya elimizden çıktı. Malatya'nın denge unsurları ilk fırsatta bir kontinir bulamadı. Beyaz yakalıları bir kontinir bulamadı hastane yataklarında bir taraftan tedavi ederken bir taraftan da ailesini nereye göndereceğini düşündü ve gönderdiği yere gittiler. Ticaret erbabını tutamazsınız. Sanat elini tutamazsınız. i̇bn Sina'nın güzel bir sözü var. Sanat ve sanatçı değer bulmadığı toprakları terk eder, hicret eder. Bakrı'da Mevut Hasan oğlunu Özlüyor musunuz? Mevlüt Aslanoğlu şu anda, şu dönemde, bu görev aldığım dönemde keşke yanımda olsaydı. Onun çalışkanlığı, onun koşturması, onun Arap bir sevdasıyla sizin Arap bir sevdanız aynı çatı altında. Farklı çatılar altında da birlikte hareket ediyordunuz ama aynı çatı altında e, hareket etmenin çok daha farklı bir e, enerjisi olacağını tahmin ediyorum. Hiç böyle e, oturup düşündüğünüzde keşke bugünlerde yanımda olsaydı diyebildiğiniz Durum oluyor mu böyle bir atmosfer oluyor? Valla ben onu çok arıyorum. Ben Ak Partiden aday olduğumda e, o günleri ben çok iyi biliyorum. İnsanların kimin yönetmesi, kimin yönetebileceği ve kiminle çalışılabileceği konusunda siyasilerin bir tercihi var. O tercihin hep bildim ve ben Cumhuriyet Halk Partisinin bir e, meclis aritmatiğinde bütçe komisyonunda yer alan Mevlüt abinin hep yanında oldum, o da benim yanımda oldu. Benim AK Parti ile ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin belediye başkanı olarak Balatya'nın ilgili sözüm geçiyor diyenleriyle kavgam da buydu zaten. Bizi sürekli dışlamalarının sebebi de buydu. Niye onunla beraber? Evet. beraber oluyoruz. Evet. Ama şu kadarını söyleyeyim. Mevlüt Hasanoğlu bu coğrafyanın yerel bir kültürüydü, iyi bir öncüsüydü. Ha, arıyor musun? Hep aradım, hep rahmetle anlıyorum. Aldığımız, yaptığımız o dönemdeki işlerin çoğunda da bir mayası vardır, bir katkısı vardır, hiçbir şey yoksa bir yönlendirmesi vardır. Ben o açıdan onun yerinizi, yerini dolduracak siyasette çok fazla insan bulamadım. Ee, tabii ondan sonraki dönemde e, Vela Baba'yla da ben 30 yıl aynı sokakta aynı işi yaptım. Yani biz ticari işbirliğimiz vardı ve çok iyi bir dostluğumuz. Hala da aynı siyaset üstü bir dostlukla biz devam ediyoruz. E Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'ne geldiğimde de e, bir araç olarak herkes biliyor, ilan ettim. Amacım halka hizmet etmek ve ihtiyaçlarını gidermektir dedim. E bu gidermede de Vela Baba bütün belediyelerini, çünkü iktidar değil sonuçta, bütün belediyelerini bize paydaş kıldı. İktidar iktidar olmayan hizmet yapamaz dediler. Bu krizlerin içerisinde en az beş katını yaptık yapmamız, yapabileceğimizin. Yani düşünün ki herkes çöpünü alamazken bir depremde kocaman belediye binalarının önündeki kurulan çadırları Arap Kirden yemek pişip getirilip dağıtılırken Malatya'da bunların ne yaptığı halk tarafından bilindi. Şimdi burada Vela Baba'yı çok önemsiyorum. yani siyaset tarafıyla Partisel tarafıyla olduğundan çok, insani tarafıyla, yardımlaşma kültürüyle çok daha fazla önemsiyorum. Çünkü iyi bir dost, iyi bir arkadaş, iyi bir öncü. Ayrım yapmaz. Gittiği yerlerde de hep buna şahit oldum. Gelen meselelerde hep sahiplenmiştir. Şimdi ataların bir sözü var ya, Bülent Bey. Ataların. Sahtekar, tüccar eğer ölçüyor, tartıyorsa Allah men etmiştir. Tartıda, tartıda yanlışlık yapmayın der ya Allah. Ama bir gün o tartıda kendinin tartılacağını unutmuştur. Onun için atalar demiş ki ayarını bozduğun kantar gün gelir seni de tartar. Şimdi yıllardır ayarını bozduğumuz, kişiselleştirdiğimiz ekip, o ekibine hizmet ettiğimiz sonra o bu demeden yine eşit mesafede hak ölçüsünde ilişkimizi sürdürdüğümüz birçok arkadaşımız bu kantarda tartılamayacak kadar ağır veballer içerisinde. Ağır veballer içerisinde. Buralar öyle kolay arzu edilecek bir şey değil. Yani bizim yaşadığımız bölge kırsal bir bölge. Kırsal bölgenin yaşamının iyileştirilmesi, daha da tutunulmasını sağlaması bu memlekette yaşamın kırsalda korunmasıyla daha güvende olacağının bilinmesi bir yerel yönetim anlayışıdır. Selahattin Gürkan kırsala mesela çok emek verdi hakikaten. Çok emek verdi. Bu krizlerin içerisinde verdi, daha fazlasını yapmaya uğraştı. Ama bu krizlerde bu kadarını yapabildi. Ee, yani deprem bir krizdi aslında. Bir küçük kıyametti. Deprem sadece binaları yıkmadı ki. Yüzlerce yıllık, binlerce yıllık sokakları, kültürel mirası, gelenekler de yıktı. Göç yıkar çünkü. Sadece bina yıkılmaz. Yerinden aldığınız her taş başka yerde yabancıdır. Havuzundan çıkardığınız her balık bir başka havuzun yemidir. Biz memleketin yetişmişliklerini başka havuzlarda şu an kaybediyoruz. Buraya dönseler burada çok daha bireysel faaliyetlerinde ee, faydalı olacaklarını inanıyorum. Şimdi bir Japon atasözü var. Yazmıştım şurada. Okuyayım mı size? Ee, Türk atasözü de var. Aslında bugünkü siyasette ne kadar, nereye geldiğimizi şu gözlüğümü takayım. Japon atasözü der ki senin değilse alma. Bak çok ilginç. Senin değilse alma. Peki bu verilmek istenenler kimin? Kim istiyor? Doğru değilse yapma. Bu siyasileşçiler içinde, imam içinde, öğretmen içinde, halk içinde, tüccar içinde geçerli. Doğru değilse yapma. Gerçek değilse hiçbir şeyi konuşma. Söyleme. Bilmiyorsan da sus. Bu Japon. Selamı bu. Ne? Şinto. Bir Şinto tanrısının kullarım diye, onun canı sıkılmasın diye vaaz ettikleri toplumsal kuralları bunlar. Misaf Peki efendim. biz de Türk atasözüne geldik. Bal tutan parmağını yalar. Nasıl oldu? Avuçladı. Bal tutan parmağını yalar. Devletin balı deniz. Yiyenler domuz. Domuz olmak mı istiyoruz? Yemeyenler keriz demişler de. Yemeyenler keriz. Bakın bakın. Bu Yahudi fıkralarının coğrafyamızda ne kadar hakim olduğunu görebiliyor musunuz? Komşuda pişer, Dışır. bize de düşer. Komşuda pişti, bize düştü. Şimdi herkes komşusunun kapalı kapısından ne kadar mal götürdü kimse bilmiyor. Hırsızlık talan aş aşikar değil mi? Kimse komşusunu da suçlayamıyor. Belirsizlik var. Komşuda pişer, kokusu nefsine düşer aslında. Hı. Bir şeyin sözün orijinali o. Sözü o. Şimdi üzümü ye, dalına para az diyeceğine ecdat bunu yapmış. Bağını sorma diyor. Ya sefere giderken Malazgirt'e giderken falan yere giderken Dumlupınar'da falan da Ridaniye'de Şimdi giderken açtığından bir bağdan geçerken bir meyveden alırken dalın astığı bir altın parçası veya bir penez Neyin işaretiydi? E peki üzümü ye bağını sorma ne? He? Soruyorlar mı? Kamu talan ediliyor. Ver bana! E ne verirsen ver, hiç üste çıkamazsın. Yarın daha fazlasını isteyen halkla karşı karşıyasın. Halk mı bunun suçlusu? Değil. Bunun suçlusu siyasetçi. Devlet de değil. Bunun suçlusu siyasetçi. Oy alacak, iktidarına devam edecek. Oy alacak, İktidarına devredecek. İktidar nasıl devredilir? Yüzün nakıyla. Yapamadıysan onuruyla. Hirokir mi diyorlar? Herokiri mi? Harakir. Harakiri. Harakir. Ha. Niye harakiri yaparlar? Çünkü Tanrı'nın canı acıdı diyor Japon. Ben ona layık bir kul olamadım diyor. Yavru Yüce Yaradan bize bu kadar nimet vermiş ya. Yüce Yaradan'ın niye bu duruma düştük diye bir akıl vermiş ya. Sor diyor, sor. Efele taqilun. Hiç akletmez misiniz ya? Kaç yerde ayetin sonunda gelip bağlıyor ya? Kaç yerde ya? Ya bir Müslüman topluluk var. Bir de Müslümanlığı kullananlar var. 2024 ve sonrasında huzur diliyorum. Olumsuzluklar bana göre değil. Olumsuz anlayışları çoğaltmanın iblislik e, görevini üstlenecek insanları çoğaltacağını düşünüyorum. İblis güvensiz, itimatsız, şüpheye düşen demek biliyorsunuz. E, şeytanın bir görevidir ve insana sürekli güvensizliği yeter. E, her anlamda taşın içindeki yaşamını sürdüren bir kurt gibi mutlaka onun bir rezak olduğunu bilmek ve helallerle yaşamak yapabileceğini yapmak en doğru karardır en doğru faaliyettir. Biz de bu açıdan Arapkir'de su ve kanalizasyon altyapısını Büyükşehir Başkanıma çok teşekkür ediyorum Selahattin Gürkan'a. Ee, tamamladık. Üst yapıyı tamamladık. İmar planlarını tamamladık. Restorasyonlarda önemli bir aşamayı geçtik. Şu an depremden hasar gören kültür varlıklarımız var. Bunlara ait Kültür Bakanlığı ile çalışıyoruz. Bunlar yapılabilirse. Reyhan'la ilgili yerel tesisimizi yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bizzat onun katkısıydı. E, taş ocağı ve konkrosör sistemi beton tesisi yapıldı. Bunlarla ilgili Ataşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ASKİ İdaresi çok sayıda belediyemiz katkı sundu. Ben onların hepsine çok teşekkür ediyorum. Arapkir Belediyesi'nin imkanlarını artırdılar ve iş yapabilme potansiyelimizi artırdılar. Konut projelerimiz devam ediyor. Yaşam konutları devam ediyor. Arapkir Belediyesi'nin projesi olan APOP konutları devam ediyor. Birlik ve beraberlik noktasında bütün sivil toplum kuruluşlarıyla başta olmak üzere halk katmanlarıyla herkeste olan iletişimimiz en üst seviyede halkın içinde halkın içerisinde halkla beraber hak ölçüsünde olmaya da sonuna kadar Allah bizi yaşattığı sürece devam etmek niyetiyle bu işi yapıyoruz. Tabii Arapkir enerji tesislerinde Malatyanın birincisi. Çok önemli bir yatırımda geliyor. 2013 yılında biz buradaki res e, kurma isteklerini bizim isteğimizle, bizim öncülüğümüzle gelmişti. Bağlantı izinler çıkmamıştı. oraya bir enerji bakanlığı ile olan ikili ilişkimiz ve buradaki TİH ve ilgili kurumların e, bizimle beraber çalışmasından sonra bir şalt merkezi yapmış. 100 megawatt olarak orada. Şu anda o doldu. 500 MW'a kadar da bunun önü açık. İnşallah önümüzdeki dönemde bu 500 MW ölçüsünde şalt merkezinin şu an sadece Rönesans grubunun 85 evet, MW ile beraber geliyor. bir yerde var. 40 MW sadece şu anda Rester'in sahibi olan firmanın yeni yatırımı <laughs> var. Artı devam edecek 50 MW daha var. Bunun dışında da çok yatırımcı var. Arapkir, İhtisas Bölgesi ilan edilsin diye çok uğraştım. Ee, Enerji ihtisas Bölgesi için <laughs> 250 megawattlık bir alan, 17 kurum görüşü hepsini Büyükşehir üzerinden yapıp Enerji Bakanlığı'na gönderdiğimiz 2016'daki, 2015'teki şey bir yerde hayata geçiyor. İhtisas sahası kuramamış olsak da bunun farklı bölgelerde hepsi tamamlanma yolunda e, işini sürdürüyor. Tabii en önemli şey, Malatya yolunun yapılması. Evet, yani bundan Ge daha geçen yılda çok, evet. bölge müdürümle e, ilk koordinasyon toplantısında e, önemli bir ricamız olmuştu. E, bu biz iş makinelerini verelim, siz bunu iyileştirin, bölünmüş yol yaparız Onlar bizim birlikte koordinasyonumuzda bir sadece. E, il yol standartına çıkıyor. Yani 3 metre daha genişliyor. Ama bu geçici bir çözüm. Arapkir'in bölge şehri olarak Malatya'nın da nefes alan e, ve yaşam kalitesini yükselten en önemli ilçesi olarak bunun yapılması temel arzumuzdur. Bunun takipçisi olmaya da devam edeceğiz. Birileri söz veriyor. 3 sefer açı sözü verilmişti. 2014'te, 2015'te 2017'de, 2019'da. Dört sefer açılış sözleri verilmiş yol, bugün yol yapma sözüne dönüştü. İnşallah yolsuz kalmazlar, yolda kalmazlar. Bu yolsuzlukların üzerinde durmazlar. Doğruluğa, adalete, hizmete tekrar yönelirler. Türkiye'nin buna ihtiyacı var, bölgenin buna ihtiyacı var. Bütün kurumların kurum kültürüne dönmesine ihtiyaç var. Nasıl ki altyapılar üstteki insanların ve ihtiyaçların izale edilmesinde ve çevresel faktörlerinde bir ulaştırıcı olarak kullanılıyorsa üst yapıdaki siyaset ve siyaset ekleri de insanların bu e, beklentilerini bir altyapı olarak kişiselleştirmeden yapmak tarihine yakışır, kültürüne yakışır e, ve bu konuda da e, tarımı hayvancılığı merkeze koyarak çünkü Türkiye'nin en önemli önceliği gelen krizlerle gıda ve gıdaya dayalı krizlerle bu olacağı görünüyor. Ee, göç, tersine göç şeklinde kırsalı daha çok hizmet ağına kavuşturarak mümkün olabilir. Üst yapıda sosyal mekanların artırılmasıyla insanların tüketim ekonomisi artıyor. Dolayısıyla bir bir taraftan da bunun üretime yönlendirilmesi, kabiliyet testleriyle insanların kabiliyeti doğrultusunda bir şeyle legal gelir getirici yöne kanalize edilmesi. Bizim temel arzumuz Arapkir'de biz bunu çok önemsedik. Kurslarla, atölyelerle, denek çalışmalarla. Bundan sonraki dönemimizde de ben kendim için konuştum bunları. Ve kendi özgür düşüncemle aracımı iyi kullanıyorum, aracımı seviyorum. Malatya'da da Veli Babayı İbrahim Gezer'i, Bilal Yıldırım'ı, Sami Eri, Efendim, e, İyi Parti, Şehmuz Göçmez'i Göçmez ve diğerlerini medeni cesaretlerinden dolayı kutluyorum. Allah bu millete yönetici aratmasın. Seçtiğini kendisine hizmet eden yöneticilerden ve ekiplerden eylesin. Bravo. Gözünü dört açsınlar. Bunun geri dönüşü yok. Tekrarı yok. Bu seçimin tekrarı olmayacak. Bu seçimin tekrarı olmayacak. Herkes lobi çalışması yapıyor. İhale memurları, tepeden atamalar, seçim meçim yok. Atananları seçmeye zorlama var. Seçilenlerin de kimin atadığı konusunda vefasının test edildiği, seçiciliğinin var olduğu bir Türkiye ortada var. Bu kişi özel değil, bu sisteme özel. Bu sistem bu kanaldan çıkmalı ve tekrar Hatta ve hatta son sözüm olsun, yerel siyaset partiler üstü olmalı ve partisiz olmalı. Ben, ben. ben kelimeleri ifade edeceğim. Siz de bir kanda ne düşündürüyor? Bir, iki kelimeyle ifade ederseniz. 6 <laughs> Şubat. Küçük kıyamet. Acı badem. Hayırın kapısı. Reyhan. Cennet bitkisi. Arap dil. Benim sevdam. Aslanoğlu. Vefanın simgesi Parti. Bir araç. Malatya. Malatya medeniyetin ev sahibi. Selahattin Gürkan. İyi bir dost, iyi bir abi. Teşekkür ederim. Ben size teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Başkan.